Mutlu günler dileyerek bir programa yine başlıyoruz. Sevgili izleyiciler, bugün 10 Ekim, aynı zamanda Dünya Ruh Sağlığı Günü. Biz de konumuzu ruh sağlığı üzerine seçtik ve iki değerli konuğumuz var. Psikiyatri uzmanı Sayın Doktor Emel Koyuncu Kütük ve psikolog Sayın Şahin. Dünya Ruh Sağlığı Günü nedir? Ruh sağlığıyla ilgili hepimizin kafasına takılan soruları uzmanlarına sorarak günün anlam önemini de daha iyi kavramış olacağız. Ben öncelikle konuklarımıza hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz. Sayın Bey, siz de hoş geldiniz. Konuya başlayacağız ama toplumda pek bu 1992 yılından beri sürekli ruh sağlığı günü kutlanıyor ama pek yaygın bir gün değil ama bütün toplumun da genelini ilgilendiren önemli bir konu olmasına rağmen bugüne kadar iyi sahiplenip günün anlam önemi üzerinde bir iyi kamuoyu oluşturulmadığı kanaati bende var. Evet. Ben doktor demeyelim ama psikiyatri uzmanı diyelim. Biz tabi genelde hastanede görev yaptığınız için hep hekim diyoruz. Hekimler de psikologa psikolog denmesini, hekime hekim denmesini söylüyorlar ama dışarıdan alışık olduğumuz bir hitap şekli. Oraya gelen bütün hastaneye tedavi amaçlı gelenlerin hepsi muhataplarını doktor nazarında görüyorlar. Evet. Emel Hanım biraz önce bir en azından konuklarımız bir kendilerini bir tanıtmış olsunlar izleyicilerimizin bilmesi açısından. Adım Emel Koyuncu Kütük. 18 Ocak 2010 tarihi itibariyle eski adıyla 82. Yıl Devlet Hastanesi, yeni adıyla Adıyaman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi ek bir binada psikiyatri uzmanı olarak görev yapıyorum. Zorunlu hizmet nedeniyle burada bulunuyorum. Evliyim. Bir tane küçük kızım var. Dün 2 yaşını doldurdu. Maşallah. Uzmanlığımı Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'nden aldım. Yani 2009 yılının sonlarında, Ağustos ayında. 2010 yılı itibariyle de zorunlu hizmetime başladım Adıyaman'da. Hali hazırda burada görevimi sürdürmekteyim. Yok, şimdi yalnız şeyin altını çizdiniz. Zorunlu hizmet nedeniyle burada bulunmaktayım. Yani sanki bu zorunlu hizmet olmasaydı benim hiç Adıyaman'da ne işim vardı? İşte zorunlu hizmet diye Adıyaman'da görev yapıyorum gibi bir, yani biraz esprisini ben yapayım da belki öyle oldu. Yani şöyle, normalde Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'nde uzmanlığımı aldım. Hani seçme şansım olsaydı Adıyaman'a gelir miydim bilmiyorum. Hani bugün baktığınız zaman iyi ki buradayım diyorum. Çünkü burası benim memleketim. Ben 3-4 kuşak önce Adıyaman Kahta'dan Konya'ya, Ankara'ya, Mersin'e göç eden ailelerin torunlarındanım. Evet. O yüzden de aslında zorunlu hizmet nedeniyle buluyorum dedim ama Adıyaman benim ilk tercihim. Memleketime geldim. Evet. Burada çalışıyor olmaktan dolayı da gayet memnunum. Evet, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sayın Bey, sizi tanıyalım. Evet, ben Sayın Şahin. Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek bir binasında psikolog olarak görev yapmaktayım. Emel Hanım'la ve diğer psikiyatri uzmanlarıyla beraber çalışmaktayız ve nörologlarla da beraber çalışıyoruz. Daha önce Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde devlet hastanesinde görev yaptım ve yaklaşık 4 yılda buradayım. Ben de bir yıllığına gelmiştim ama maşallah baktık 4 yılı bulduk. Kısmet bakalım. Evet. Şimdi Adıyaman'a bir gelen ağlıyor diyorlar, bir giden ağlıyor. Kura çekip de işte Güneydoğu'ya düşen bazı atamalarda işte eyvah işte zor coğrafya, zor yere gideceğiz diye geliyor. Burada oluşan dostluklardan sonra ayrılmak da zor geliyor. Yani bu Adıyaman'ı da içi bizi yakıyor, dışı eli yakıyor yani öyle söyleyelim. Emel Hanım, bu Dünya Ruh Sağlığı Günü neden kutlanıyor? Bunun amacı ne böyle bir gün kutlamasında? Şöyle söyleyeyim, hani 92 yılında o dönemin 10 Ekim'inde her yıl belli bir tema vurgulanmak suretiyle Dünya Ruh Sağlığı Günü, hatta haftası kutlanmaya başlandı. Buna neden gereksinim duyuldu? Çünkü ruh hastalıkları oldukça ihmal edilen bir alan. Aslında bakıldığı zaman ruh sağlığıyla beden sağlığı bir bütün içerisinde. Ama maalesef özellikle Türkiye toplumu, hani dünya toplumunda gelişmekte olan ülkelerde de benzer durum söz konusu. Sonuçta biz de gelişmekte olan ülkelerden bir tanesiyiz. Bizde de ruh hastalıkları maalesef göz ardı edilen bir branş. Sadece bu toplum içinde değil, aslında hekimler arasında bile böyle. Yani baktığımız zaman örneğin bir genel cerrahi uzmanı, bir dahiliye uzmanı ya da bir kardiyoloji uzmanı veya beyin cerrahi veya diğer tıp disiplinleri
bizlere hasta yönlendirdiklerinde bile aslında psikiyatri çok gereksiz bir branş diyebiliyorlar. Yani hekimlerle aramızdaki sohbetlerde bırakın toplumu, bırakın toplumun ileri gelen, geri gelen yani sosyokültürel seviyesinden bağımsız olarak düşünürsek hekimlerin bile maalesef ön yargısı var. Toplumun ciddi ön yargısı var. İnsanlar bize gelirken, özellikle ben Adıyaman'da gözlemliyorum, etraflarına bakıyorlar. Yani insanlar yani psikiyatri sırasında beklediğimi görmesin veya yakın akrabalıklar var. Burası küçük bir şehir, insanlar birbirini tanıyabiliyorlar. İçeri giren hasta tembih ediyor. Doktor hanım çıkan diyor, beni sorarsa diyor, sadece yakınıyla ilgili bir şey danışmaya geldi der misin diyor. O yüzden maalesef toplumda çok ciddi bir ön yargı var. Hastalarımız damgalanıyor. Bize gelen insanlar aşağılanıyor. Örneğin sokakta iki insan tartıştığı zaman bile gözlemlemişsinizdir. Tartıştıklarında tartışmanın bir noktasında kişi şunu diyebiliyor. Arkadaşım sen normal biri değilsin diyor. Sen bir psikoloğa git diyor. Ama hiç kimse abi sen bir dahiliyeye git demiyor. Abi sen bir genel cerrahi uğra demiyor. Yani sanki hakaret gibi algılanıyor. Bir psikologla görüşmek, bir psikiyatristle görüşmek. Bütün bunlar tabii olayın politik durumlar var. Daha da genişletirsek ruh sağlığı alanında, tedavi anlamında, maddi imkanlar anlamında, manevi imkanlar anlamında çok ciddi kısıtlılıklar var. O yüzden aslında bu durumlara dikkat çekebilmek, insanların bu konular hakkında farkındalığını, bu konular hakkındaki bilinirliğini arttırmak, en azından aslında bu haftanın her günü, ayın her günü, yılın her günü konuşulması gereken bir mesele ama en azından 10 Ekim günü geldiği zaman insanlar, özellikle bu konuya daha yakın olan branşlar bu konuyu daha çok gündeme getiriyor. En azından toplum biraz daha bu konuyla ilgili farkındalık kazanıyor. Örneğin biz burada şu anda oturuyoruz. Yaklaşık 1,5-2 saat bu konuda sohbet edeceğiz, konuşacağız. Bizi izleyen, takip eden insanlar olacak. Bu konudaki belki ön yargılarını atacaklar, belki bu konuda yeni bilgilerle donanacaklar, belki kendilerinde olan ama tedavi gereksinme gerek duymadıkları durumlarla ilgili farkındalık kazanacaklar. Belki yakınlarıyla ilgili bazı durumları farkında varıp gerekli başvurularda bulunacaklar. O yüzden böyle bir güne gereksinim duyulmuş. Her yıl belirli bir tema üzerinde durulmuş. Mesela bu yılki tema depresyon. Daha önceki yıllarda 2009 yılında zannediyorum psikiyatrik hastalıklarda da koruyucu tedavi gündem maddesiydi. Böylece özellikle bu konunun spesifik bir noktasına değinmek suretiyle her yıl 10 Ekim günü bu konuda ciddi çalışmalar yapılıyor. Evet. Hani bunun genele yansıması ya da ne kadar bu durumun, bu konunun ne kadar yol kat ettiği tabii birçok soru işaretleri var ama en azından bugün ne olması bence ruh sağlığı ve hastalıkları alanında önemli bir gelişme. Haftanın her günü konuşulması gerekiyor ama yılın 10 Ekim gününün buna ayrılmış olması da bence gayet güzel. Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu 1948'de kurulmuş Sayın Bey. Ama 1992'de böyle bir gün kutlama kararı alınmış. Bu gelenek devam ettiriliyor. Toplumda ben de özellikle ihmal edilen bir branş veya bir sosyal yaranın hep geri plana atıldığı kanaatindeyim. Hiç olmazsa böyle günlerde biz bugünü atladık ama sağlık kurumu yetkilileri ve çalışanları sizlerin önderliğinde Dünya Ruh Sağlığı Günü'nü daha önceden planlanmış programlarla toplumda yaygınlaştırılması için bir gayret gerekiyor. Bunda sizlerin önce olması lazım. Bu amaçla yapılan etkinlikler oldu mu Adıyaman dışında? Yani sizin görev yaptığınız yerlerde veya staj gördüğünüz dönemlerde vesaire. Evet, yani en yakın zamandan bahsetmiş olursak, bugün mesela Adıyaman'da Toplum Ruh Sağlığı Merkezi diye bir yer açıldı. Yine Adıyaman Üniversitesi'ne bağlı. Bu da mesela daha çok psikoz, nevroz hastalarının gelip tedavi gördüğü, öyle el becerilerini geliştirildi, sosyal faaliyetlerin yani toplumdan uzaklaşan hastaların tekrar topluma geri kazandırılması için yapılan bir yenilik. Bu çok güzel bir şey. Bugün hatta açılışı yaptı, siz de bilirsiniz. Artı bu 1948'de kurulmuş, 1992'den bu yana her yılın 10 Ekim günü ya da haftası kutlanmaktadır. Emel Hanım da dediği gibi biz bu haftada ya da bugün de mesela ruh sağlığı ve hastalıkları açısından hani sıkıntı yaşayan insanların sesini duyurabilmek amacıyla böyle bir program düzenlediniz. İşte biz de bilgi vermeye çalışıyoruz burada. Artı mesela psikiyatrik ve nörolojik hastalıkları önleme, gerekli tedavi ve hani kendileriyle ilgili rahatsız olduğu travmatik olay neyse onunla ilgili mücadeleyi nasıl vermeleri gerektiğini biz gelirlerse kendileriyle zaten konuşuyoruz. Davranışçı terapileri kullanarak ya da
İşte psikiyatristin bize hastaya uygun olan tedavi şekli belir. O şekilde tedavi uyguluyoruz yani şu anda. Emel Hanım psikiyatri uzmanı olarak Adıyaman'da hasta sayısı, kapasitesi nasıl? İstatistiki bilgilere ulaşmaya çalıştım. Türkiye'de yaklaşık 1/4, 1/5 ruh sağlığı, ruhsal sorunlar olduğu söyleniyor ki bu çok yüksek bir rakam. Dünya ortalamasını bilmiyorum ama Türkiye'de ruh sağlığının bu derece sıkıntılı olmasının temelinde sebepler çoktur. Sosyal, politik, siyasi vesaire. Şimdi araca biniyorsun, çarşıya çıkıyorsun. Otomobilinle bir yerde alışveriş yapman gerekiyor. Zaman süren kısıtlı. 15 dakika çarşıda dolanıyorsun, arabanı park edecek yer bulamıyorsun. Ondan sonra çatacak kişi arıyorsun. Herkesin suratı bir asık. Yani ben yeni kentler ziyaret ettiğim zaman, yerleşim birimleri ziyaret ettiğim zaman böyle kaldırımdan bakıyorum insan yüzlerine. Tebessüm eden insan sayıları, gülen insan sayılarıyla somurtan, asık suratlı insan sayılarına bakıyorum. Az çok toplumun ruh hali ortaya çıkıyor. Yani bizde Adıyaman'da böyle bir gergin bir toplum mu söz konusu? Gerginliği yaratan ana nedenler neler? Coğrafi etkisi söz konusu oluyor mu? Adıyaman'da en azından ruh sağlığı açısından ne durumdayız? Önce şöyle söyleyeyim. Hani az önce istatistik verilerden söz ettiniz. Oradan konuya girersek dünyada istatistik olarak 450 milyondan daha fazla insanın ruhsal sıkıntı yaşadığı tahmin ediliyor. Ama başvuru oranlarına baktığı zaman ruhsal hastalıkları nedeniyle ya da ruhsal sıkıntılar nedeniyle başvuran insan sayısı 20 milyon civarlarında. Bu dünya istatistikleri. Türkiye oranlarına baktığınız zaman gitgide hasta başvurularında ciddi oranda artış var. Hani bunun bir boyutu hasta sayısında artış var. Diğer boyut hastanın başvuru konusundaki ön yargılarında azalma var. Yani mevcut hasta potansiyeli daha çok başvuru yapıyor bizlere. Mevcut hasta potansiyelinin daha çok başvuru yaptığı için daha çok hasta tedavi imkanlarından faydalanabiliyor. Bir de hali hazırda ülkemizde zaten giderek artan sorunlar var. Hani dış politika ile ilgili sosyo-kültürel seviye, giderek sosyo-kültürel seviye aşağıya çekiliyor. Çok ciddi ekonomik sorunlar var. Yakın zamanda çok ciddi deprem felaketi geçirdik. Sonuçta tüm toplumumuzu ciddi oranda etkileyen olaylar. Sel felaketler olabiliyor yine memleketimizde. Giderek azalmakla birlikte hala yüksek seviyede işsizlik oranları var. Adıyaman özeline bakıldığı zaman Adıyaman'da psikiyatri hastalarının başvurularını ben yoğun olduğunu düşünüyorum. Biz şu an 4 hastaneyiz. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Araştırma adı altında. Devlet hastanemizde 3 psikiyatrist arkadaşımız var. 82. yılda birisi izinli olan şu an aktif çalışan 2 psikiyatri uzmanımız var. Evet. Kahta ilçemizde var. Besni ilçemizde var. Onun için yoğun sayıda psikiyatristlerimiz var. Yine psikiyatristlerin yanına eklenen ve tedavi modalitelerine eşlik eden psikologlarımız var. Başvuru oranları yüksek. Adıyaman özelinde sosyo-kültürel seviyenin düşük olduğu bir yer. Az önce cümlenin girişinde çok güzel bir şey söylediniz. Adıyaman'ın içi bizi, dışı başkasını yakar diye. Örneğin ben atandığım zaman şöyle bir bilgi edinmiştim. Adıyaman Türkiye'nin en güvenli şehirlerinden bir tanesidir. Doktor hanım, gittiğin zaman evini kuracaksın. Masan yoksa bir gelir kurar. O akşam yemeğin yoksa mutlaka biri elinde bir kapla kapında belirir. Adıyaman öyle bir yerdir. Hakikaten de Adıyaman'da yaşayan, mesleki nedenle çalışan, herhangi bir nedenle bulunan ve diğer şehirlere giden herkes bu konuda hemfikirdir. Aman Adıyaman insanı çok iyi, çok ılımlı, çok sıcak, dışarıdan geleni kabul eden. Gece 11'de bile doktor hanım çok rahat evden çıkarsın ki bayramda ek mesai yapıyorduk, 11'de çıkıyorduk. Tek başına evime yürüyordum ben. Yani o anlamda çok güvenli bir şehir ama Adıyaman çok içine kapanık bir şehir. Yani benim yaklaşık 2 yıl içerisinde gözlemlediğim dışarıdaki insana çok iyi ama kendine karşı aynı ölçüde değil. Yani dışarıdan olanı kendinden olandan daha çok seviyor. Dışarıdan olanı kendinden olandan daha çok benimsiyor. Mesela ben gelen hastalarla görüştüğüm zaman söylüyorum, evimiz kaç metrekare? 220 metrekare diyor. Salon 40 metrekare diyor. Kullanıyor musun? Hayır diyor. En güzel kanepe orada. En güzel masa orada, en güzel tabak çanağı misafire ayırıyor. Yani haftada bir gelen, 40 yılda bir gelen misafire kendinden esirgediği tabakla yemek koyuyor, kendinden esirgediği kanepede oturtuyor, kendinden esirgediği odada ağırlıyor. Bu bile başkaları için yaşadığımızı gösterir. Evet, yani Adıyaman, biz toplum olarak mutsuzluğumuzun temelinde
kendimizin dışında kendimizin, başkaları için yaşama alışkanlığından kaynaklanıyor. Aynen öyle. Önce biz kendimizi, eşimizi, çocuklarımızı mutlu etmemiz lazım. Aynen sonra öyle. Yani bu misafiri mutlu etmeyeceksin anlamı da olmaz bundan. Mutlaka. Ama biz birinci önceliğimizi öteliyoruz. Bu, aynen öyle. Bunun temelinde ne yatıyor acaba? Bu yetişme biçiminden kaynaklanıyor özellikle. Evet. Hani büyüklerimizin, ebeveynlerimizin, dedelerimizin, büyük dedelerimizin aman hürmet edeceksin, aman misafirin yanında konuşmayacaksın, aman biri sana bir şey söylese bile cevap vermeyeceksin. Biraz öğrenilmiş çaresizlik. Kesinlikle. Yani bu şekilde öğrettiğimiz zaman maalesef insanlar şöyle olmaya başlıyor. Mesela hanımefendi geliyor diyor ki ben evimde çok sıkıntı yaşıyorum eşimle ama dışarıya sorsan iftira ettiğimi düşünürler diyor. Dışarıda konuşsam desem ki benim kocam evde şöyle sinirli böyle sinirli kolay bağırır kolay kızar çocuklarla yanında konuşamayız bile. Saçmalama derler diyor. Senin kocan çok beyefendi, çok beyefendi. Ama ben gerek eşle, gerek hanımefendiyle görüşme yaptığımda şunu söylüyorum. Hepimiz Allah'ın kuluyuz. Herkes çok çok kıymetli ama önce kendimiz. Yani önce kendi karnımızı doyuralım. Çünkü şöyle bir kavram var. Bazen bu örneği o görüşmelerimizde dile getiriyoruz. Diyorum ki ben, diyelim ki apartmanda inanılmaz bir soğuk var ve sadece bir tane sobanız var. Çoluk çocuk eş ısınmaktasınız. O esnada komşu kapıyı çaldı. Hı. Ya ben donuyorum dedi. Şimdi siz kalktınız, sobayı komşuya verdiniz. Kime göre iyisiniz? Yani baktığınız zaman komşuya göre mükemmel bir insansınız ama evde çoluk çocuğunuz dondu. Hani ben olsam diyorum şöyle yaparım. Dışarıdaki de kıymetli. Buyurun beyefendi, buyurun efendi, gel beraber ısınalım. Evet. Ya da gel beraber karnımızı doyuralım. O da Allah'ın kulu, o da kıymetli. Evet. Yani komşusu aç yatarken tok yatan bizden değildir. Bizim için de aynı şey söz konusu. Ama benim evimdeki dışarıdakiler her zaman daha kıymetlidir. Dışarıdaki çok değerli. Çoğu zaman ek mesai yapıyorum. Akşam 8'de evime gidiyorum. Küçücük bebeğim var. Hayatımda kimseyi kırmadım, incitmedim, sesimi yükseltmedim. Hani ön yargılarla karşılaştığımızda veya ruhsal sıkıntılar nedeniyle insanlar kapıda beklediği zaman, öfke kontrolleri bozulduğunda, şahsi hakarete maruz kaldığımızda bile hiçbir zaman kimseyi kırmadık. Ben diyorum ki ben o zaman evimdekine herkesten daha iyi davranmalıyım. Çünkü benim evimdeki herkesten daha kıymetli. Evet. Eğer dışarıda bunu başarabiliyorsam evimde de başarabilirim. Evet. Onun için içine kapanık bir toplum olduğunu düşünüyorum ben. Gerçekten sosyo-kültürel seviye gerçekten çok düşük. Yani benim beklediğim oranlarda daha düşük. Ama bu çeşitli dışsal nedenlerden kaynaklansa da ciddi oranda içsel nedenler de var. Örneğin çok seviyorum Adıyaman halkını ama mücadeleci bir halk olmadığını düşünüyorum. Hani kaderini kabullenen, üzülen ya da yaşadığı şanssızlıkları dışsal nedenlere bağlayan ama maalesef çok fazla çözüm üretmeyen bir toplum. Hani elini taşın altına koyayım, gelin beraber olalım, birlik olalım, bir şeyleri de biz halledelim, bir şeyleri de biz üstesinden gelelim cümlesini fazla kurmayan bir toplum. O yüzden kendine güveni yitirmiş. Kendine güveni yitirmiş. Evet. O yüzden mesela bizim çok ilginç bir hastalık kümemiz vardır. Ben Ankara'da çalıştığım dönemde bu popülasyondaki hasta grubunu daha az görürdüm. Burada çok daha sık görüyorum. Mesela somatoform bozukluk deriz biz kendi dilimizde. Aslında belirti ruhsal ama kaynak ruhsal ama belirti fizikseldir. Mesela kişi yaygın ağrılarla gelir. İşte başında gerilim tipi ağrılar veya ciddi yaygın yer değiştiren kaşıntı veya sara benzeri bayılmalar. Burada çok sık veya baş ağrıları Sayın Bey'in dediği gibi. Bunun nedeni şudur. Bizim klinik şefimiz çok güzel bir cümle söylerdi. Kızım derdi eğer bir insanın ruhsal sıkıntıda organı konuşuyorsa sorun çözme becerisi çok zayıftır. Mesela burada çok fazla cildiyeden yönlendirilen, göğüs hastalıklarından yönlendirilen, kardiyolojiden yönlendirilen, yani esas belirtinin ruhsal, kaynağı ruhsal olduğu ama belirtinin fiziksel olduğu gerçekten çok ciddi sayıda bir hasta kümesi var. Yani Ankara'da gördüğümüz yüzdenin %20-30'u ve Sayın Bey'in söylediği gibi hani kapıdan girdiklerinde şey diyorlar. Doktor hanım diyor beni gönderdi ama diyor bak benim buralık bir işim yok. Evet, kabullenme süreci yani çok ilginç. Kesinlikle ama ben tabii bunu üzüntüyle karşılıyorum. İnsanlar beynin de bir organ olduğunu unutuyor. Tabii ki karaciğerimiz organ, dalağımız organ, kalbimiz organ, beynimiz de organ. Beynimiz de hastalanıyor. Ben hastaya şöyle söylüyorum. Bak diyorum etrafında beyin kanaması geçiren biri var mı? Var diyen oluyor. Soruyorum kişiliği değişti diyor. Cimri bir adamda cömert oldu diyor. Geveze bir adamda sessiz bir adama dönüştürüyor. Veya sessiz bir adamda çok saldırgan bir adama dönüştürüyor. Çünkü beyin etkileniyor diyorum. Bizim düşüncemiz, duygularımız, davranışlarımız beyinde. Beyin de etkileniyor. Mesela sekreter arkadaşım çok diyor. Doktor hanım senin muayenelerin çok uzun sürüyor diyor. Öğlen çıkamıyoruz, akşam geç çıkıyoruz. İnan diyorum muayene süresi kadar neden ilaç kullanması gerektiğini anlatıyorum, ona ikna ediyorum. Bir de ilacı nasıl kullanacağını anlatıyorum. Ortaya çıkabilecek yan etkilere kadar anlatıyorum. Çünkü hasta gittikten sonra çok yüksek oranda bırakma eğiliminde oluyor.
O yüzden hani bakıldığı zaman çok geniş bir spektrumda problemler var. Adıyaman özelinde böyle ama giderek ben başvuruların arttığını, insanların farkındalığının arttığını düşünüyorum. Çünkü eğitim seviyesi yükseliyor. Hani bir önceki kuşağa baktığı zaman maalesef yeni kuşakta eğitim oranları elbette yükseliyor ama eski kuşakta kadınlarımız okumuyor. Mesela bunu çok dile getiriyorlar. Ah diyor doktoranı keşke okusaydım. Mesela Adıyaman'da anne kız arası ciddi bir çatışma var. Çünkü anne kızı kendisi gibi olsun istemiyor. Yani daha iyi. Ama çocuk da 14-15 yaşlarında bu kavramı algılama konusunda yetersiz. Yani hani yaşı muhakemesi bu kadar gelişmiş değil ama kızlar hep şey diyor, annem çok üstüme düşüyor, annem çok üstüme düşüyor, annem çok benim üstüme geliyor. Çünkü anne yaşadıklarının farkında ve kızı da bunun bir parçası olmasını istemiyor. Örneğin bugün eşi tarafından hani ihanete uğradığını söyleyen bir bayan hastam gelmişti. Allah'ım dedi kızım benim gibi olmasın. Ben kızıma bugün de dedim dedi, kızım benim yaşadıklarımı yaşama. Çünkü eğitim oranları maalesef çok düşük. İşsizlik oranları Adıyaman'da bence Türkiye ortalamasına göre bir hayli yüksek. Biraz az önce söylediğim gibi Adıyaman insanının mücadele eksikliğinden kaynaklanıyor. Bence biraz onlar da çalışma konusunda eksiksizler. Biraz da iş gücü fazla ucuz. Hani insanlar çalışsalar bile maalesef bunun karşılığı çok fazla yok. Evet. O yüzden geçinmekte zorlanan bir popülasyon ki bu da ruhsal hastalıklara zemin hazırlayan çok önemli bir faktör.